Bugüne kadar müziğini sanatın pek çok farklı dalıyla buluşturan, ilklerle adından söz ettiren Kenan Doğulu, tiyatro dünyasına adım attı. Şahaneyiz, keyifliyiz bu akşam. Kim tutar bizi, çıldırırız birazdan. Engin Happy'lerinin yönettiği Kim Bu Ben oyununun müziklerini üstlenen Kenan Doğulu'yla oyun çıkışında keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Çok çok zevkli, çok keyifli. Özellikle Dünya Tiyatrolar Günü'nde denk gelmesi, daha doğrusu denk getirilmesi çok hoşuma gitti elbette. Bütün ekibi başarılarından ötürü tebrik ediyorum. Bize böyle güzel zamanlar yaşattıkları için. Ben de elimden geldiği kadar katkıda bulunmaya çalıştım. Herkese tavsiye ediyorum. Kenan Doğulu oldukça neşeliydi. Muhabir arkadaşımızın övgü dolu sözleriyle şen kahkahaları salonu doldurdu. Keyfi giderek arttı. Ya ben bu dünya gerçekten de müzikle ilgili son noktayı temsil ediyorsunuz bana göre. Kendi fikrimi sorarsanız. Ama oyunda mı ister miyiz? Teşekkür ederim. Bilindiği üzere oyuncu eşi Beren Saat şimdilerde bir İngilizce albüm hazırlığında. Kenan Doğulu da ters köşe yapıp kariyerinde oyunculuğa yer verir miydi? Oynamayı diyorsun. Çok zor bir iş ya. Yani çok büyülü bir durum. Canlı olarak bir karakterde insanı seyretmek tarif edilemez bir şey. Aynı canlı müzikte olduğu gibi hızlı reaksiyon almanın mümkün olduğu bir an. Performansın son derece önemli olduğu bir sanat dalı. Günün, saatin önemi yok. Özel gün olması önemli değil. Üzgün olmak vesaire. Hani dünyadan ayrılıp, sıyrılıp o günkü karakteri canlı bir şekilde oynayabilmek çok takdire şayan bir şey. O yüzden ben arkadaşlarıma hayranım. Kendisi geldi. Çok güzel, tebrik ediyorum kardeşim. Sensin güzel. Uzun uzun açıklamalarından sanki olumsuz bir sonuca varacağız derken Engin Happy'lerinin dahil olmasıyla sohbetimizin de yönü değişti. Bir tarafımız buruk ama hani istedik ki durmayalım, üretmeye devam edelim. Ürettiklerimizle de aslında depremzedelerimize yardım edelim. Onun için de biz oynamaya devam ediyoruz, çalışmaya devam ediyoruz. Engin Happy'leriye yeni oyunu hayırlı olsun dedik ve konumuza geri döndük. Sorumuzu bu kez eşi Beren Saat üzerinden yöneltince Doğulu'nun yüzünde güller açtı. Beraber de bir aynı sahnede görmek çok da iste. Aslında seyircilerde sizi böyle bir plan tabii ki de şu anda yok ama düşünür müsünüz böyle bir şey? Zamanı gelir, projesi olursa olabilir. Niye olmasın, her şey olabilir. Bizim için o kadar çok fazla bir dalı olan bir konu ki her an her şey olabilir yani. O da bir planlardan biri olabilir. Bu defa cevap kısa ve özdü. Beren Saat'ten bahsedince haliyle akan sular durdu. Oyunculuk yapar mı bilinmez ama bir kez daha anladık ki Kenan Bey Beren Hanım'la her şeye varım diyor. Seninle her şeye varım ben. Sen beni vurdu yolumsun. Çiftin hayranları bu güzel evliliğin çocukla taçlanacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. Öyle ki son zamanlarda popüler olan yapay zeka uygulamasıyla çiftin çocuklarını çizdiren sevenleri bile var. Sizin Kenan Doğulu olarak da Beren Saat'le birlikte nasıl bir çocuk dünyaya gelir diye yapay zekaya sormuşlar ve çok tatlı iki tane çocuk resmi çıkarmışlar. Eyvallah. Dediğimiz gibi Kenan Bey'in keyfi yerindeydi. Çocuk sahibi olma konusundaki merakları kahkahalarıyla geçiştirdi. Asıl ilgi alanı yapay zeka hakkında konuşmaya saatler yetmez dedi. Ya uzun hikaye, AI konusuna girersek 2,5 saat konuşurum. Çok ilgilendiğim de bir mevzu. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok